Dubai'ye gelmiş bulunuyoruz şu an. Daha mutlu musunuz? Mutluyum. Çok yakıştı. O kadar güzel ki. Wow. Gerçekten çılgınlık bu. Evet, yemekler geldi. Emirati yemekleri. Of of of, çok iyi. Demin dünyanın en hızlı roller coaster'ına bindik. Bak 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 bak. Tararın tararın. Mandarin Otel'e geldik. Ay çok güzel duruyor. Çöle gidiyoruz. Bayağı Japanese bir restorana geldik. Şoktayım. İnanamıyorum. Yeni mağazanın şerefine. Aşırı tatlı bir ortam. There is no love and love here. As long as I have food and he's hungry, he's got a relationship with me. Havuzdayım şu an. Güzel bir manzaram var. Elle Benjamin'in yemeğine ve oradan da partisine gideceğiz. Bugün bizimkilerle değil, influencer kızlarla oturuyorum. Henna yaptırıyorum. Burj Khalifa'ya çıkacağız. 148. kattayız. Bir çok kötü gerildim ben. Dağın gerdi. Ay. Evet arkadaşlar, Dubai'ye gelmiş bulunuyoruz şu an ve Mark yine düşüyor dakika bir. Mark iyi misin abi? İyi misin? Şu an gece saat 12 falan burada, kaç? 12.30. Geldik, bakalım otelimize gideceğiz inşallah. Bir burada Covid testi sırası oluyormuş, gelirken yaptırıyorsun ama burada pasaporttan geçmeden önce sanırım bir daha giriyorsun, bir daha test yaptırıyorsun. Şimdi terminal değiştiriyoruz, oraya doğru ilerliyoruz. Görmeniz lazım, herkes panik içerisinde yürüyor şu an. Koşturma modu. Yok, bayağı böyle 30-40 tane farklı bölme vardı. İşte herhangi birine girip Covid testi oluyorsun. Neyse, şansımıza sıra yoktu. Hemen olduk çıktık. 6 saat içinde de yolluyorlarmış sonuçları. Ondan sonra gezmekte özgürsünüz. Zaten gece yarısı geldiğimiz için uyuyacağız. Burada hiç uykum yok, biliyor musun? Ha, özgür müsün gezmekte? Ha? Okey, gezmekte özgürmüşüz zaten. Ben Dubai'yi çok seviyorum. Şu an mutlu oldum bayağı. Evet, gerzek gibi dönüyoruz arkadaşlar. Gerçekten. Şurada, burada gerzek gibi dönüyoruz. Hala dönüyoruz. Evet, otelimize gelmiş bulunmaktayız. La Ville Otel diye bir yerde kalıyoruz. Şehir içinde bir yer. Denize böyle 5 dakika uzak falan. Of of, o kadar güzel ki çok mutluyum şu anda. Gerçekten çok hoşuma gitti. Havanın sıcak olması. Evet, odamıza check-in yapmayı bekliyoruz ama. Kutu var. Yeni kameramın zoom özelliği var. Çok hoşuma gitti. Gece yarısı geldiğimiz için 4'ü geliyoruz zannetmişler. Halbuki biz 3'ü geleceğimizi söylemişiz de. Şu an oda yok falan diyor. Gerçekten şu saatte hiç çekilecek iş değil. Şu an odaya girdik ve oda 18 dereceyle buz rekorunu kırıyor. İkimiz de hiç soğuk sevmeyen insanlarız ve yani hiç hoşuma gitmedi şu an. Oda böyle. Gayet tatlı, güzel, cute bir oda. Artık gece saat 2-3 falan oldu. Kaç oldu bilmiyorum. 2 falan en az. Artık şu bavullar gelsin de yatalım yani. Yoruldum. Şu an uykum geldi. Hazırım uyumaya. Neyse, yarın... Aa, kimse söylemedi. Şimdi bir şey varmış. Yarın sizlerle görüşürüz. İyi geceler. Herkese günaydın. Uyandık. Şimdi aşağıya, Allah. Aşağıya indik. Simaları bekliyoruz. O sırada ben hemen bir kahvaltı istedim kendime. Gluten pancake varmış. O yüzden bunun keyfini çıkaracağım. İnanılmaz güneş var. Yani şu şapkasız duramıyorum. Gözlükte bir işe yaramadı. Birazdan Abu Dhabi'ye gideceğiz. Daha mutlu musun? Mutluyum. Ben aşırı mutluyum. Kendi kendime gülüp gülüp duruyorum mutluluktan. Sıcak ama beni aşırı mutlu ediyor. Çok güzel şu anda. Ay evet. O zaman yolda görüşürüz. Şeye girmek için camiye, Mark'ın bacakları çok çıplak olduğu karar verildi. Bizim de kafamıza işte eşarp almamız lazım. Mark'a bakın. Ya bu alayım mı hakikaten? Al. Al ya, ne olacak, evde giyersin püfür. Denesene, giy zaten, giyeceksin şimdi. Allah Allah, benim arama giriyorlar. Hayır canım, bu daha yaklaşmanı sağlıyor. Çok yakıştı. Daha pahalı. Bak, daha cool oldun. Evet, mosk'un içine geçmiş bulunuyoruz. Yani geçiyor gibiyiz.
Çok güzel bir yer ya genel olarak. Daha giremedik camiye ama güzel bir mimarisi var. Bunlar da Arap belki arkadaşlarımız. Evet. Sonunda yürü 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 dışına gelebildik. Çok güzel gözüküyor ya. Aşırı güzel bir camiye geldik. Bayağı etkileyici bir yer bu arada. Gerçekten çok güzel. Şu an caminin içerisine girmek için sıradayız. Ay şunları çekmek istedim. O kadar beğendim ki bu kolonları. Baksanıza. Bütün bu çiçekler, ya hepsi bu arada şey, ya taşlarla yapılmış ya. Çok güzel. İnanılmaz bir işçilik. Şu an içerisine geldik. İnanılmaz. Bu beğendiğim çiçekler hepsi burada 3D. O kadar güzel ki. Wow, yani gerçekten çılgınlık bu. İnanılmaz. Evet arkadaşlar, şimdi Ferrari World'un oraya geldik. Bir tane bir restorana girdik. Emirati yemekleri yapan. Şimdi yemek yiyeceğiz. Öncesinde bir nohut tabağı geldi herkese. Çok güzel. Güzel mi? Deneyeceğim şimdi. Biraz bir şeyler yiyeceğiz. Sonra Ferrari World'le gezimize başlıyoruz. Bu arada inanılmaz güzel bir camiydi. Gerçekten aşırı etkilendim ve orada yaşamak istiyorum. Teşekkürler. Evet, yemekler geldi. Bu bir patates. Pilavlar, pilavlı tavuklar, pilavlı etler, şrimpler, naanlar. Yemek yedik ve Ferrari World'e roller coaster binmeye geldik. Çok mantıklı. Çok yanlış yemekler. Pilavları yedim yedim var ya. Ferrari World'dayız. Ay çocuk golf yeri, inanılmaz. Dünyanın en hızlı roller coaster'ına gelmiş bulunuyoruz. Abu Dhabi'de Ferrari World'de. Kızamuda kalkmış. Ben aşırı seviyorum roller coaster'ları. Ama Dahan korkuyor ve yapmak istemiyor. Mark da çok istemiyor galiba, o da korkuyor biraz ama mimari biz çok seviyoruz ve umarım yaparlar. Of of of, çok iyi. İnanılmaz heyecanlıyım. Ay çok iyi. Ben burada iki taneye de bindim. İki tane mi var zaten? Bir tane longest loop var, bir de böyle hızlı giden var. Bu arada bunda korkacak hiçbir şey yok lan. Evet, çünkü bu hiç dönmüyor. Sadece düz gidiyor. Hızlı o kadar. Hayır, dönmüyor. Dönmüyor. Baş aşağı bu dönmüyor. Öyle oturmuyorsun zaten bunda. Merhaba. Ama burada duracak, sonra birden atacak. Yok ya, oradan atar. Hayır, oradan buraya bir yere geliyor. Sonra sayıyor. 3, 2, 1 sayıyor. Pşşt, uçuyorsun. Bak durdu. Ay ben heyecanlandım. Oha. Oha. Çok iyi. Demin dünyanın en hızlı roller coaster'ına bindik. Ve size fotoğrafımı göstereceğim. Daha verebilir misin şunu? Dünyanın en hızlısıydı ve en öne bindim. Çok isterdim Dağhan, görüp çeksin. Bak geliyor. Bak 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 bak. Oha! İnanılmaz. Çok iyiymiş. Uf. Kimse binmiyor böyle şeylere. Ha, deminkindeki resmimi gösterecektim. Evet, halime bakın, çok komik. Bu ne? Her yerim kasılmış. Simayla Mark. Evet, şu anda Warner Bros'a geldik. Burası da şey, theme park. Çok güzelmiş. Kapalı böyle bir garip gelmişti ama şu an çok sevdim. Tararın tararın. Hey. Santa baby. Şimdi cartoon bölümüne geldik. Hadi bakalım. Twitter Wild Rockets. Popcorn kokuyor zaten. Burada bir tane Tom and Jerry var, bir tane de
Bir şey daha var arkadaşlar. Yani o kadar yanlış bir grupla gelmişim ki buralara, anlatamam size. Gerçekten hayatta en sevdiğim yerler Luna Park ve böyle eğlenceler. Ve hiçbir hiçbir şeye binmiyor. Sima eskiden binerdi, o da değişmiş. Hayal kırıklığı. Popcorn alınmıştır. Hayatta en sevdiğim atıştırmalık. Ya evler o kadar güzel ve tatlı ki. Neymiş burası? Evi mi geziyorsun? Ha bu Tom and Jerry, buna girelim. Arkasından ayrı. Buna girelim. Ha Roadrunner bu, aynen. Aynen, öbürü de bu Roadrunner'ın. Evet, şu an Warner Bros'da bitirdik. O karar. Çıkıyoruz. Dubai'ye geri dönüyoruz. Yorulduk. Şimdi otele geldik. Biraz dinlenip yemeğe gideceğiz. Evet, şu an yemekten çıktık. Gece çıkacaktık arkadaşlarımızla ama arabamızın kilometresi olmak üzere olduğu için çıkamadık. Çünkü günlük 300 kilometre limiti varmış. Abu Dhabi'ye gidip döndüğümüz için de kilometremizin dolmasına 4 kilometre kaldı. Ve 3.7 kilometremiz var otele. O yüzden yanlış yapma şansımız yok. Yoksa morgun gel. For you my love. You drive me crazy. Tell me what to do, what to do. I'm on my knees, yeah, I am begging you, begging you. I'll break the rules if it will get me to, get me to, yeah. Herkese günaydın. Şimdi Mandarin Otel'e geldik. Mandarin Oriental'e. Bazı arkadaşlarımız burada kalıyor. Onların yanına geldik. Bugün böyle sahilde birazcık chilleyelim istedik. Güneşlenelim. Belki denize gireriz. Ondan sonra akşamüstü de çöle ATV'lerle gezmeye gideceğiz. Ya, o çok güzel otel. Size birazcık etrafı çekeyim. Havuzun orayı falan. Bayağı keyifli. Havuz alanı. Ve deniz kenarı. Biz deniz kenarında oturacağız galiba. Evet. Geldik şu an beach'e. Ay çok güzel duruyor deniz. Çok özlemişim. Abartı, daha Aralık başındayız. Hani 2 ay önce denizdeydim zaten. Seviyorum biliyorsunuz ki. Rengin güzelliği acaba sıcak mı? Birazdan ayağımı sokacağım. Az sonra. Şu an Hindistan cevizi suyu içiyorum ve o kadar güzel ki, yani taze olduğu inanılmaz belli oluyor. Arada da içinden yiyorum kokonatları. Ufak bir foto shooting yapıldı. Şimdi biraz güneşlenme ve deniz keyfi. Kokonatı açtırdım yemek için. Çok iyi tadı. Evet, şu an yemeğe geldik. Tuafil diye bir yer herhalde burası diye tahmin ediyorum. Hello. Şimdi sushi'ler ve burger'lar var burada. Biraz değişik bir konsept. Ama ondan burger söyledim. Ve tabii ki glutensiz ekmekleri yokmuş. O yüzden marulla gelecek burger'ım. Toro. İki tane var. Buradan da çöle gideceğiz akşamüstü. Benim burger'ım geldi. Sizin burger'ınız da gitti ama şu an kalmadı. Birazdan gelecek şekerim. Bayağı iyiymiş ama bakalım benimki nasıl. Evet. Wagyu truffle demin yedim. Overload. Ondan söylemediniz mi? Çılgınlık yapayım dedim. Geldi burger'lar. Seninki de mi overload olan? Hayır, bu benim oldu. David. Barklar sen. Vay vay vay. Bu ne David? Bunlar dondurma var içinde. Japanese mi dondurmalar? Bunlar Asian. Japanese, Korean. Milk. Eridi. Şunlardan almış evet, bayağı iyiymiş. Ben yemiyorum. Dur. Yemekten çıktık. Şimdi çöle gidiyoruz. ATV'lerle gezmeye. Yine dünkü tulumumu giydim. Çünkü en uygun bu gibi geldi. Saçıma da taktım bandanamı. Dün inanılmaz tatlı bir çanta aldım. Çok alakasız. Yine tabii çocuk çantası ama ben çok beğendim ve şu an tam vakti takmanın. Yeni deve arkadaşım. Bir isim vermedim daha ama
güzel fikirleriniz varsa yazabilirsiniz aşağıya. Bir saatmiş yol galiba, şöyle 45 dakika falan sürüyor. Şöyle gideceğiz, bakalım neler olacak. Biraz soğuyormuş hava, o yüzden üstüme bir şey aldım. Zaten çok geçe kalmayız diye düşünüyorum çölde. Evet Mehmetcan, bugün skydiving yaptın, anlatsana. Ne olur anlat, bu arada ben de çok merak ediyorum. Gel, ya gitseydim, ben inanılmaz istiyordum skydiving yapmak. Daha yeni teknoloji çıkmış. Evet tabii. Şey, inanılmaz istiyordun skydiving yapmak, memo yapıyordu işte. Bir türlü ben de karar veremedim. Bir ikinci senemiz bu sene diye. Hani böyle o zaman gideyim mi gitmeyeyim mi? Sonra en son dedim ki tamam hadi gideyim. Sonra da girip baktığımda yer kalmamıştı. Değil ya Cennet, hiçbir şeyine değer ne, kimseye dinler. Ama o kadar da uzun sürmemiş bu arada. 12.30'da mı gittin sen? Nasıldı anlat hadi. Gerildi kameradan. Nasıldı? Kaç kişiydiniz? Kaç kişiydik? 6 kişi falan vardı. Hı hı. Ya uçakta o kapı açılana kadar... Hiç şey anlamıyor musun da? Korku yoktu da. Genelde oturuyordum. Kapıyı açtı direkt... Baktın. Rüzgar gelince... O feci. Ben ne bakayım? Bir de geri dönemiyorsun uçaktan. Zaten atladıktan sonra... Yani... Bu arada çok bayılan oluyormuş biliyor musun atladığı an? Ben çok sinirlenirdim. Düşünsene o kadar atlıyorsun ve bayılıyorsun. Paraşütü açana kadar olay ya. Paraşütü açtıktan sonra... Sakin sakin iniyorsun. O da paraşütü açma konusu zaten 50 saniye falan. Değil mi? Yani o 50 saniye sana peki nefes alabiliyor musun? Çünkü yüzüne çok su hava geliyor diyorlar ya. Of ya. Bir daha gelmem gerekecek mi şimdi? Bu arada şöyle bir şey var. Bir kağıt imzalatıyorlarmış değil mi binmeden? Uçaktan geri inemiyorsun ya. Uçağa bindin mi atlayacaksın. Atlamıyorsa atıyorlar. Evet, next time ne yapalım? Evet, geldik şu an çöle ve bagilere bineceğiz. Evet. My friend, is it going back? Bunlara biniyoruz. Hadi bakalım. Dağhan, nasıl hissediyorsun? Hadi. Hazırız. Şimdi döndük şehrin oraya, otelimizin oradayız. Arka tarafında böyle bir AVM'si, açık AVM havasında bir yere geldik. Konsept diye bir mağazadayız. David biliyormuş burayı, bizi soktu. İlk bu mağaza Boston'da açılmış. Başka bilgiler var mı? Sallamış olabilirim diye. Bak Bastian'ın lensi çok güzel. Çok güzel. Tatlı bir mağaza. Hangisi? Bunlar mı? Aynen, hmm. Bastian. Bak bu da bu. Güzelmiş. Ha bu Converse, Vans değil. Ha Converse. Oha Vans'e bayağı benziyor. Yine bir şeker mağazası bulundu ve giriliyor. Amanın. Şeker mağazasına gelindi. Daha sen çok enteresan değil ama ya. Evet çok öyle bir şey yok. Evet. Yok abi ben hiç açmadı. Hiç ama almadım. Alacaksanız ben yerim bir şeyler. Ben de. Evet, şimdi de bir dondurmacıda durduk. Bence kokonat ve çilekliyi sevebilirsin sen. Okey den. Ama sevmezsen bilmiyorum ama sen seviyorsun kokonatı. Ben de yala bir. Anada. Hangisini alın, kokonat mı onu mu? Sen ne sen kokonat seviyorsun diye dedim ama sen biliyorsun. Şeyi de severim, watermelon da severim. Watermelon güzel sanıyor. Can I have one watermelon as well? Thank you.
Çorba gibi bu çünkü. Tamam. Thank you. İyi. Sakızı atmam lazım. Güzelmiş bu watermelon ice cream. Evet, sıradaki yemeklerimizi aldık. Popcorn. O da mısır aldı. Bu arada benim dünyada en sevdiğim şeydir ha. Böyle sokakta denemek bildiğim tane şey böyle. Nerede vardı? En son bir yere gittim. Orada milyonlarca şey vardı karşılıklı. Londra'da David. Şeye gittik. Nereye gittik daha? Senin o sevdiğine soradın neydi? Yauça var ya şeyde. Soho'da. Yauça'nın sokağında bak milyonlarca food truck gelmişti. İnanılmaz güzel şeyler vardı. Evet, burası otel. Otelin yanındayız demek ki. Evet, otel burası. Evet, akşam yemeğine geldik. Amazonico'ya. Burada bak. Allah. Böyle güzel bir yere benziyor bayağı. Günaydınlar. Şimdik Mall of Emirates'e geldik. Buranın böyle daha lüks mağazalarının olduğu ama milletin daha çok yani daha lokallerin alışveriş yapmaya geldiği AVM burasıymış. Bir de Mall of Dubai var, orayı belki duymuşsunuzdur. Neredesin? Orası biraz daha böyle yani hani etkinlikler de var. Hani bir sürü şey var gibi. Hani evet alışveriş de var da daha turistik, daha kuru kalabalık da dolaşıyor ama burası böyle daha insanların gerçekten alışveriş yapmaya geldiği bir AVM'ymiş. Şimdi burada Le Benjamin's'in yeni mağazası açıldı. O yüzden onu görmeye gidiyoruz. Çok heyecanlı. Açılalı daha 4-5 gün oldu galiba. Yarın da böyle press açılışı var. Biz de bugün önceden geldik ki bir mağazayı görelim kalabalık olmadan diye. Mağaza görüldü. Hermes açılmamış daha. Ha yo, açılmış. Büyüyor galiba. Dın 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 dın. Evet. Güzel bir konsept olmuş. Hi. Bye. Hi. Çok güzel olmuş. Merhaba, hoş bulduk. Bayağı güzel. Çok güzel olmuş ya mağaza. Nice, nice. Hey, hey. Hey, 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 hey. Herkes bir şeyler deniyor. Sofia. Handa. Ne deniyorsun? Hadi gir sen dene önce. Dolu. Evet, giymekteyiz. Güzel oldu daha. I like it. Abi yani Dila isteyecek ve sen onu giymeyecek. O adamın Paris Fashion falan yürümesini yapacağım zaten. Söyledim ona sadece. Bir tek pantolon ev, bir tık kısa ama belki yani kıvırarak daha kısa yapıp mı? Bence iyi yani. Bu arada ceket çok iyi. Bak çok iyi, çok iyi. Tamam, ne zaman giyeceğim bir tane sen? Giy yani her yerde giyebilirsin. Ne zaman giyeceğim onu söyle. Ceket bu yani, her annen şeyse giy. Aynen. Pantolon oldu. Zaten bir küçüğü olmazmış yani. Böyle kapanmamalı mı ama? Kapama bence. Aynen, kapanma. Ama içine başka bir tişört giy, aynen. Bu arada bu pantolonun kalıbı çok güzelmiş. Pozlara bak. Havaya girdi. Güzel, ben bunu sevdim ha. Evet, şimdi yemeğe geldik. Kohantei restorana. Thank you. Ayakkabılarımızı çıkarıyoruz. Bayağı Japanese bir restorana geldik. Gelmedi mi yemek? Yaşamasey. Buraya uygun giymişsin. Evet, değil mi? Öyle oldu. Yes, thank you. Arigato. Güzel. Evet, çok tatlı bir yer. Tuvalete arıyorum ama. Ay iyi, delireceğim. Arkadaşlar, çıplak ayak olduğum için burada terlik var. Bunu da ters giymiş Songiye. Terliklerle giriyoruz tuvalete. Çok şeker. Kilit milit gibi garip. Her şey otantik valla. Çok şeker bir yer. Şoktayım. Tuvalet kullandıktan sonra kapağını kapattı. Ve temizleme moduna geçti. İnanamıyorum. İnanılmaz. Japon teknolojisiyle yapılmış bir tuvalet. Ve geri açıldı temizlendikten sonra. Vay anasını. Japanese kebap geldi, evet. Ama keşke pişseydi biraz. O kadar akışkan şey bir şey yok ben, ya. Ben söyleyeyim, bunun cheese'ini çıkarıp bir tane yapsın. Cheese öyle çok şey, cheese değil mi? Biraz fazla soslu mu abi? Evet, soslu. Ben yemiyorum zaten. Yemekler bayağı Japanese. Ve güzel yani. Ya çok tatlı. Aa, congrats. Gel gel. Tut şöyle. Çok şeker.
Yeni mağazanın şerefine. Dur bir dakika, düzgünce. Evet, şu an geldik çöle. Aşırı tatlı bir ortam. Yıkılıyor. David ya. Gidip osurmuş. Çok güzel. En güzel çadırı biz alacağız abi tabii. Ay çok güzel etraf. Sen sinirlendin mi? Ay yazık ya hayvana, çok yazık artık. High in car, they can come with a speed of 389 kilometer per hour, very strong when they dive. Wow. And then traveling wise, if you're gonna take Falcon anywhere in the world, you have to book business class for these guys. Falcon will never fly, nor will travel in economy, so you have to book separate business class. Not joking, wallah. Yeah. So you have to book separate business class for him. They're gonna remove the seat. They will put his separate seat, so he's gonna be traveling with you and me, but on his own business class. And then oh my God, that's so treatment, we got separate big hospitals here in the UAE to treat these guys. No other birds and animals allowed to be taken in those hospitals. Only falcon hospitals. Only falcons are going to be treated. Wow. Because it's a royal sport, it's a symbol of this country. And then the worth of these guys, if you got good, well-trained, beautiful falcon, it can go up to 1.5 to 2 million dirhams. And then the average prices of these guys is between 100 and 800,000 dirhams. Wow. The cheaper one, the one which is not trained, he's not young, he's not from good family tree, that would be around 20 to 30,000 dirhams. But the same guy, after training, gonna be 6 to 8 times more expensive. Wow. 10% of his body weight, next day he's not gonna come back to me. Because his relationship with me is only food-based relationship. There is no love and loyalty at all. As long as I have food, and he's hungry, he's got relationship with me. Oh, wow. No so hungry, no food, right, no relationship. Wow. Çok güzel oldu etraf. Birazdan yemek tarafına geçeceğiz zaten. Orası aşağıda, buranın arkasında. Evet, sandboard yapıyorlar. I'm Yogi.
yemekteyiz. Şovlar mollar, bir sürü şeyler dönüyor. Yemeğimiz bitmek üzere. Saat bu arada daha 8, şaka gibi yani. Buradan herhalde otele mi döneceğiz artık, ne yapacağız bilmiyorum ama keyifli geçiyor bayağı. Kuş geçen kolumdan videolarım var, onları da ekliyorum şimdi. Günaydınlar. Bugün havuzdayım şu an. Güzel bir sabah oldu benim için de. Uyandım ve havuza geldim. Güzel bir manzaram var. Evet, şimdi size biraz etrafı göstereyim. Çok güzel. Ya hava biraz puslu ama hep puslu burada. Keşke olmasa. Saçma sapan konuşuyorum. Evet, manzaramız şu an. Burj Khalifa. Marina Bay Sands, Marina Sand Bay miydi? İşte ona benzeyen öbür yer. Infinity Pool. Gayet keyifli yani. Yemeğe geldiklerimden beri vlog editiyorum da anca dünyaya dönebildim. The Main Restaurant diye JBR'dayız. Ben böyle vegan bir şey söyledim kendime, pancarlı falan. 8'de mi çıkmış? Güzel yemekler var. Tamam. Evet arkadaşlar, selamlar. En son galiba size yemekten seslenmiştim. Yemekten sonra hiçbir şey yapmadık. Geldik otele, birazcık oturduk. Sonra zaten hazırlanmaya başladık. Şimdi de Le Benjamin'in yemeğine ve oradan da partisine gideceğiz hep beraber. Heyecanlıyım, güzel olacak bence. Mandarin Otel'de parti ve yemek. Le Benjamin'lerimi giydim. Ve gidiyoruz. Evet, Le Benjamin partisine gelmiş bulunmaktayız. Mandarin'de rooftop'tayız. Çok güzel gözüküyor etraf. Burası fotoğraf çekilme köşesi. Yemekteyiz şu an. Bugün bizimkilerle değil, influencer kızlarla oturuyorum buralı. Ya da burada yaşayan etraftan. Şimdi yemek geldi. Yemeği göstereyim size sana. İnanılmaz güzel yemekler geldi. Yıkılıyor ortalık. It's for my YouTube. No. This is Jessica. Yeah, it's so cute. What is it? It's DJI Osmo, this camera. No. And I love it. It's so tiny. Oh my god, I'm obsessed. You don't know what I'm looking at right now. I need to take a photo of it. Yeah. Böyleyiz, birazdan parti başlayacak ve... Partideyiz. Çok eğleniyoruz. Hey. Dans olmasını bekliyordum ama daha hala yok. İnşallah yakın bir zamanda başlar. Çünkü bütün beklentilerimi görüyorum. Gece bizim için bitmiştir. Çıktık partiden. Güzeldi. Misliliyiz diye bir yere gelmiştik after party'ye. Hip hop çalıyordu ve çok da tatlıydı. Ben bayağı sevdim. İnanılmaz şeker, böyle konteyner gibiydi girişi. İçerisinde tatlı ufak bir yerdi. Keyifli müziklerdi de çok kalabalıktı. Yani hareket edilmeyecek noktadaydı bir ara. Saat de 2:30 olmuş. Biz dönüyoruz artık. Uyku vakti. Yarın son gün ve çok üzgünüm. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Bugün çok enerjik kalktım. Neden öyle bilmiyorum. Şıpıdı 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 arkadan ses geliyor. İlaçlarım, suyum falan elimde. Şimdi kahvaltıya iniyoruz. Bugün son günümüz. Maalesef gece yarısı dönüyoruz. Çok üzücü bir şekilde. Bu arada çoğu kişi döndü zaten. Bir biz kaldık. Bugün henna yaptırmak istiyorum elime. Ama bakayım, iyi bir yer bulamadım. Yani öyle internetten şimdi soracağım birilerine de. Belki otele falan gelip yapıyorlardır. Sizden öyle yapmışlardı. I want it. Şimdi bir kahvaltı yemiyoruz işte. Sonra da günün ilerleyen vakitlerinde bakalım neler yapacağız. Evet arkadaşlar, Salt diye bir restorana geldik. Hamburgerci. Dubai Mall'ın orada. Şu an film çekiliyor önümüzde. Çocuk kaçırıldı. Çok iyi. Burj Khalifa şeyli. Filmin sonu falan bu herhalde. Evet, yemeğimiz geldi. Yani gerzek ötesi bir yemek oldu. Yine marul wrap'li. Normal et istedim ama vegan peyniri varmış. Vegan sosu. Ama böyle aptal bir şey var ki
O peyniri içine koyamıyorlarmış onlar. Böyle yanda getirdiler. Ben böldüm ikiye. İçine koydum ama eritmediler bile yani. Saçma sapan bir şey. Ve iki tane geliyor hep. Yani anlamadım. Bir değişik. Bakalım nasıl. Güzel. Sos güzel. Yani gerçi ben vegan olanı yiyorum ama. Güzel, beğendim. Evet arkadaşlar, şu an geldim ve henna yaptırıyorum. Dubai Mall'da Henna Tent diye bir yer vardı. Güzel oluyor. I love this kind of stuff. Evet, devam ediyoruz. Bayağı güzel oluyor. Ve inanılmaz hızlı yani. 10 dakika olmadı bile. Çok güzel. Şunu seçmiştim ben. Bayağı birebir aynısı zaten. Bir tek şeye üzüldüm. Normalde siyah henna istiyordum ama siyahlar alerji yapıyormuş. O yüzden hani daha chemical bir şeymiş. Gerçek kına değilmiş. O yüzden yapmıyorlarmış. Beyaz olan da gerçek kına değilmiş. O da chemical'mış. Bu elim de oldu. Bu öbür elimde bir şeye sıçtım ama neyse artık. Evet arkadaşlar, şu an Dubai Mall'dan Burj Khalifa'ya çıkacağız. O yüzden biletlerimizi aldık. Şu an oradan geçiyoruz. Hiç çıkmadım Burj Khalifa'ya. Bu kadar herkes geldim Dubai'ye. O yüzden bu sefer yapalım dedim. Burada bir Burj Khalifa replikası var. Gece böyle ışıklar falan çıkıyordu. Evet. Şu an çıkmaya başladık. Ama keşke o çık şey olsaymış. Şu an Eyfel'in buralarındayız. Vay vay. 300 metre. Burası ne? Şangay falan mı burası? 5-9 metre. New York muydu orası? Yok. Empire değil. Ha, her yerde başka bina gösteriyor. Geldik. 125. kata gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Haydi bakalım. Evet, çıktık tepelere. 148. kattayız. Aşağıda şehir. Bu arada buranın bir de 158. katına mı çıkılabiliyordu daha? Evet. Ama onu akşam 7.30'da yer vardı. O yüzden ona çıkamadık. Şu an bu müsaitti. Buna geldik. Burada da balkon var. Şimdi birazdan çıkacağız balkonu. Şimdi de balkona çıktık. Balkonda böyle açık hava. Bir kahve molası verildi. Arap kahvesi içiyorum. Çok enteresan bir tadı var. Bu arada menengiç kahvesi denemiştim Urfa'dayken. İnanılmaz beğenmiştim. Biraz onun kokusuna benziyor. Bu arada kahve gibi de değil. Böyle çayla kahve karışık gibi bir şey. Şöyle de rengi. Hafif bir şey ve Arap kahvesi deniyorum. Güzel ama baya. Burada ikram olarak veriyorlar. Şimdi aşağı kata gideceğiz. 125. katta da bir şey vardı da tam anlamadım. Virtual reality bir şeyleri dediler. Bakacağız şimdi. Yani. Yes. It's for YouTube. It's a video. Ay yine fark eder. Neyse. Hello. Ve buksubuk fotoğraflarımızı çektiler de neyse, çekmemize izin vermiyorlar. Thank you. Saçma sapan böyle tek ayağımızı kaldırıyoruz. Aa deyin şimdi diyor. İşte binanın köşesine koymuş falan. Neyse. Burada bir şey yok. Bir virtual reality bir şey vardı. Ne o? Bu 125. katta şey varmış. Bunun üstünde duruyorsun. Bu da kırılıyor. Şurası da VR köşesi. Orada da şey yapılıyormuş. Burj Khalifa'ya tırmanıyorsun gibi
gözlüklerle işte onu görüyorsun. Sonra atlıyor musun tepesine? Kesin aşırı komik bir görüntü olurdu da. Burj Khalifa'dan çıktık, şimdi Skyview'a geldik. Hi. Thank you. Just wait here for the next lift, okay? Okay. Burası da böyle full cam falan galiba. Bakalım şimdi neler var yukarıda. Şimdi çıktık 53. kata, 52. kata iniyoruz. 53. katta Skywalk diye bir şey varmış. O da böyle binanın dışında sizi bağlıyorlar ve binanın dışında yürüyorsunuz. Birkaç farklı yerde daha var, farklı şehirlerde böyle bir şey. Bir de Sky Slide var, kaydırak var. O da galiba dışarıdaymış. Kaydıraktan kayıyorsun ama daha bitmemiş, o yüzden kapalı. A**tir, çok kötü gerildim ben. Dağın gerdi, değil mi? Ay! Babam var ya, burada hayatta yürüyemez. Çok kötü, sus bir dakika. İyi, fenalaştım falan. Videoya çekeceğim, telefonla çekemiyorum. Kötü oldum. Burj Khalifa'ya bakar mısınız? Aynen, o cam oyunu gibi. Şuranın üstünden yürüyorum da kapalı alan. Benle dalga geçiyor o yüzden. Şurayı görüyor musunuz? Şurada da bağlıyorlar sizi ve şuranın dışarısında yürüyorsunuz. Kanada'da vardı bu, de Toronto'da. Evet arkadaşlar, şimdi demin size bahsettiğim kaydırak şuradan kayılıyormuş. Ve buraya geliniyor. Aman Allah'ım. Bakmak istemiyorum aşağıya. Ve karşıda Burj Khalifa manzaralı. Böyle bir yer. Ben bakmıyorum ama. Ay güzeldi vallahi. Ama bütün yükseklik korkusu şeylerim depreşti burada. Boşluğa basıyor olmak cama insanı geriyor. Bir de ben uçaktan atlayacaktım. Ama atlayacağım. Bunu yapacağım bir. Aa bak buradan çıkıyorlar. Evet. Çok iyi. Yürümeye. Akşam da yapılıyor yani. Güzelmiş. Evet olabilir. Şu an otelin o tarafa doğru yürüyoruz. Çıktık Skyview'dan. Otelin orada City Walk diye bir yer var. Orada böyle bir kafede falan otururuz diye düşündük. Yemeğe daha var çünkü. Ya ay inanılmaz güzel gözüküyor da telefonda gözükmedi. Belki burada gözükür. Burada da istediğim şeyi vermiyor. Neyse. Gece 2.40'ta uçağımız. O yüzden bugün akşam yemeğe gidip oradan havaalanına gideceğiz. Ay ellerim çok güzel oldu. Soyuldu bu arada. Şimdi bugün biraz turuncu gibi, yarın daha da kahveye dönecekmiş. Ha bu arada şunu da söyleyeyim bakımı için. İlk yaptırdıktan sonra bir 20 dakika falan hiç böyle hani dokunmamanız lazım. O kuruyor zamanla. Kuruduktan sonra da soyulmaya başlıyor zaten, kendi böyle atmaya başlıyor. Ve de demişti ki 3 saat falan elini hiç suya sokmaman lazım. İlk gün böyle, zaten ondan sonra spesifik öyle bir şey yok. Bir hafta 10 gün, bazen 2 haftaya kadar kalıyormuş. Evet, yemekteyiz. Programına hoş geldiniz. Son yemeğimiz. Aynen, Last Supper'dayız. Buradan uçağa gideceğiz maalesef ki, çok üzücü bir şekilde. Şu an tatlılar geldi. İnanılmaz güzel duruyor ama ben yiyemiyorum. Şunlara bakar mısın? Çok güzel. Bu da benim çayım. Daha Maya. Evet maalesef gidiyoruz birazdan. Uçağımız gece 2.40'da demiştim galiba daha önce. Sabaha doğru İstanbul'a varacağız ama çok yorulduk. Çok yürüdük. O yüzden de iyi oldu. Uçakta bayılacağız herhalde. Evet havaalanına geldik arkadaşlar. Delirmiş bir check-in sırası var. Hani hayatımda hiçbir noktada böyle bir şey görmemiştim. Hani bu gidiyor. Burası en son sıra. Bu yan taraf.
hani dönüyor falan 50 kere. Buradan dönüyor, oradan geri dönüyor, oradan gidiyor falan, yani nasıl bir şey anlamadım. Yaklık. Evet arkadaşlar, bindik uçağa, gidiyoruz. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bye bye.